Merhaba, ben Rümeysa. Çok İşlerin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün de konuğum Doktor Elif Vatanoğlu Lütf benimle birlikte. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk, merhaba. Kendisi Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doçent doktor ve oksitosin isimli bir projesi var. Projeler bütünü demeliyim daha doğrusu. Çok İşleri WhatsApp üzerinden takip edenler bilirler. Ben her gün bir sanat içeriği gönderiyorum. Haftada bir de oksitosin günümüz var. Oraya da Elif'in seçtiği tıp ve sanatın kesiştiği noktalardan bazı içerikler yolluyoruz. Bu arada da bir süredir Amerikan Hastanesi Operation Room Galeri'de devam eden Kevser Güler'in küratörlüğünde Etten Kemikten isimli bir sergi var. Biz bu sergiyi farklı zamanlarda gezdik ve insan bedenine odaklanan ve tıpla da kesişen birçok iş olduğu için beraber konuşmak istedik bugün. Bu sergi küratörün de deyimiyle yeni bir beden ontolojisini anlatıyor ve enteresan işler var. 13 tane sanatçı yer alıyor. Biz bunların hepsini uzun uzun konuşursak çok vakit alır diye düşünüp 5 tanesini seçtik. Aslında çok isterdim. Evet. Çünkü 13'ü de birbirinden güzel, etkileyici ve düşündürücü. Evet, bedenin başka noktalarına değinen işler var. Bu arada şunu da söylemem lazım. İsim etten ve kemikten, o da zaten bedeni çağrıştırıyor ve böyle bir serginin aslında bir hastanenin galerisinde bulunması da ayrıca önemli. İlk olarak sergiye girdiğiniz zaman hemen sağ tarafta Alican Şahinler'in 2015 ve 2016'da yaptığı 3 tane otoportresini görüyorsunuz. Bu otoportreler faydası yoktur, korkunun ve ecele şeklinde 3 ayrı isimlendirme yapmış ve kendisini farklı zamanlarda fotoğraflamış, selfiesini çekmiş sanatçı. Daha sonra bu selfileri resmediyor. Aslında Rus avantgardlarını hatırlatan böyle çok geometrik resimler ve bu resimlerden yaptığı yerleştirmeleri olan bir sanatçı ama bu sergi için Kevser'le konuştuktan sonra serginin konsepti üzerine bu fotoğraf serisini önermiş. Ve bu fotoğraflardan biri mutlu olduğu bir an, biri panik atak yaşadığı veya yaşamak üzere olduğu bir an, biri de bir kendini kaybetme anı. Ve o aslında bir tür hastalığı kendi yüzünde, o hasta halini ve iyileşme halini kendi yüzünde şey yaptığı, yani onu görmek isteyerek çektiği fotoğrafları daha sonrasında resmettiği bir durum var. Sen bunun hakkında ne düşündün? Özellikle panik atak kısmı beni çok düşündürdü ve ilginç geldi. Yani hani bu kadar savunmasız ve korumasız bir durumdayken insanın kendini çekmek istemesi ve sonra onu resmetmesi bana ilginç geldi. Sen bir hekim olarak ne düşündün bu seri hakkında? Şimdi öncelikle ben Alican'ın sanatsal çizim kabiliyetinden büyülendim demeliyim. Çünkü her üç otoportre de o kadar güzel çizilmiş ki ilkinde gerçekten hani Alican'a dokunmak istiyor insan. Cildi, yüzü çok canlı bir mutlu yüz. İkincisinde de yaklaşan panik atan geldiğini hissediyor ve o karmaşa, o gerginlik, gerilim, beni ne bekliyor Kaygı. duygusu, o kaygı çok net. Ve üçüncüsünde de tıp tarafından tamamen tıpsallaştırılmış artık bir mekan, tıp tarafından zapt edilmiş bir hasta diyelim. Çünkü orada gerçekten bir teslimiyet var üçüncüsünde ve zaten bilinçsiz yatıyor. Şimdi bu panik atak ve panik bozukluk aslında ikisi de birbirine çok karıştırılan farklı kavramlar. Ama ne kadar sık duyduğumuz bir hastalık değil mi? Ne kadar sık duyuyoruz, yakınlarımızda Çok fazla gözlemliyoruz. var, evet. Evet. Baktığımızda istatistiksel olarak dünyada her 4 kişiden neredeyse birinde görülüyor. O Wow. kadar yaygın. Ama ben panik ataktan konuşmaya başlamadan önce aslında psikiyatri etiğinin çok özel bir alanından bahsetmek istiyorum. Onu Alican'ın otoportrelerini izlerken de düşündüm. Gizlilik bizim tıp etiğinde çok kullandığımız bir İngilizce kitaplarda confidentiality olarak geçen gizlilik
kavramı etikte çok önemli ve bazı hastalıklarda gizlilik konusu çok daha hassas. Psikiyatri de bunlardan biri. Yani insanlar apandisit ameliyatı olduğunu ya da bir tonsillektomi, bir bademcik ameliyatı olduğunu çok daha rahat söylerken, depresyonlu olduğunu ya da bir panik atağı olduğunu, bipolar bozukluğu olduğunu gizleme eğiliminde olabiliyor. Bu yüzyıllardır böyle. Her ne kadar günümüzde çok daha rahat konuşabilsek de bazı topluluklarda yine böyle. Psikiyatrinin tarihine baktığımızda aslında çok yeni bilimsel anlamda ele alınan bir tıp alanı. Yani insanlar ne psikiyatriste ne psikoloğa gittiklerini bile açıklamak istemiyorlar aslında. Hepimizde öyle bir durum bile var. Kesinlikle öyle. Ve baktığımızda orta çağlarda özellikle psikiyatrinin durumu içler acısı. Psikiyatri hastaları orta çağda Avrupa'da neredeyse hayvanat bahçesine benzer bir takım binalarda saklanıyorlar, boyunlarından zincirli, ellerinden zincirli bir şekilde, toplumdan tamamen izole, hiçbir tedavi yok, hiçbir günümüz anlamında bildiğimiz terapi yok. Ve ne acı ki pazar günleri insanlar çocuklarını alıp sanki hayvanat bahçesi gezer gibi bu tırnak içinde delilerin saklandığı, korunduğu, muhafaza edildiği diyelim yerlere gezmeye gidiyorlar. Toplumdan koparıldığı aslında. Koparıldığı ve bir anlamda da aşağılandığı. Evet, yani tipik bir hayvanat bahçesi durumu esasında. Orta çağda bütün psikiyatri hastalıklarının genel durumu. Ve o dönemde aslında çok gurur duymamız gereken bir süreç yaşanıyor bu coğrafyada. Osmanlı, baktığımızda Osmanlı tıbbı aslında psikiyatrinin başlangıcında çok önemli. Çünkü orta çağda bunlar yaşanırken biz bimaristan denilen sadece akıl hastalıklarına özel şifahaneler görüyoruz. Osmanlı'da şifa kurumlarının genel ismi Darüşşifa ve akıl hastalıklarının özel olarak tedavi edildiği kurumlara ise bimaristan adı veriliyor ve bu akıl hastalıkları müzikle, gül suyuyla, gül kokusuyla tedavi ediliyor. Hatta Edirne'de Tıp Tarihi Müzesi'nde belli günlerde bunun canlandırması yapılıyor akıl hastalarının nasıl tedavi edildiğiyle ilgili. Daha sonra birçok batı kökenli tıp kitabında bu bilgiyi görmüyoruz. Bazılarında var ne iyi ki. Ve bu artık tüm Osmanlı tıp kaynaklarıyla zaten sabit bir bilgi, kesin bir bilgi. Ama birçok batı kaynaklı tıp tarihi kitabında aslında psikiyatrinin modernleşmesi Doktor Pinel'le başlar. Fransız hekim. O bu gidişe dur diyor. Bu hayvanat bahçesi modelinde hastaların bir şekilde korunduğu döneme, tutuma ve diyor ki bunlar da normal birer hastalıktır. Normal bir hasta gibi tedavi edilmelidir. Bilimsel anlamda ele almalıyız dedikten sonra biz psikiyatri biliminde müthiş bir ilerleme, bir ivme görüyoruz. Ve tabii ki bu noktada Freud'un bilinçaltı kuramlarına bakması, keşfettiği birçok kavram la birlikte artık günümüzde birçok psikiyatrik problem çok açıkça konuşulabiliyor, biliyoruz, görüyoruz ve kültürden kültüre değişmekle birlikte artık panik atak olduğumuzu, panik atak sahibi olduğumuzu söylemekten utanmıyoruz ve utanmamalıyız da tabii ki, çünkü diğer başka hastalıklar gibi birer hastalık ama tabii ki yine de stigmatizasyon, damgalanma olasılığı var. Bu anlamda Alican'ın kendini resmedişi beni çok etkiledi. Özellikle ikinci resimde tipik bir metropol insanının elinde cep telefonu donmuş, o yaklaşan panik atan ayak seslerini duyuyor, gerilimli, beni ne bekliyor kaygısı. Gözlerinde o kadar somut ki ve bir sonraki resimde gördüğümüzde artık tamamen bir medikalize edilmiş bir panik atak tıp tarafından ele geçirilmiş. Ve kendini tıbbın eline vermiş. Kendini tıbbın ellerine teslim etmiş bir hasta. Orada yatan o bir anlamda şuursuz, artık bilinci kapalı neredeyse ama bir güven hissini de hissettim. Yani artık gerekli müdahale yapılıyor hissi. O belki evet yüzünü göremiyoruz. İkinci resimde gördüğümüz o kaygı hissi bence gözleri açık olsa da üçüncü resimde herhalde görünmeyecekti. Fakat herhalde bir yorgunluk, bir solukluk bekleyebiliriz. Ama üçüncü resim tıbbın somutlaştığı an diyebilirim. Bu anlamda ben her üç resimden de müthiş etkilendim. Evet, gerçekten resimsel özellikleri olarak da çok iyi resimlerdi.
Sergide bir sonraki iş Marina Papazya'nın işi. Sevgili iltihaplı folikül cildimde anma var isimli bir o da hem ses hem de görsel bir yerleştirme. Marina'nın kendi bazı cilt problemleri olduktan sonra biraz bu konuda ailesinde de acaba benzer bir şeyler var mı diye bir merak ediyor bir sanatçı olarak. Ve büyük annesinde cüzdan hastalığı olduğunu ve yüzünde bunun hatta izlerinin olduğunu öğreniyor. Ve cüzdanın tarihine odaklanıyor. Hem Türkiye'de neler oluyordu geçmiş yüzyıllarda, hem dünyada nerelerde bu hastalık yayılmıştı diye, hatta sergide o asetatların üzerine koyduğu görsellerde nerelere yayıldığına dair görsellerde görebiliyorsunuz. Orada Marina'nın çok öznel, böyle biraz mektup gibi, biraz günlük gibi oluşturduğu bir ses kaydı var. Onu dinlediğiniz zaman aslında bu meseleyi ve görselleri birbirine nasıl biraz da duygusal bir yerden çıkarak bağladığını görüyoruz. Sen bu iş hakkında ne düşündün bunu seyrettiğin zaman, dinlediğin zaman? Esasında genel olarak cüzdan gibi tıp tarihinin çok önemli bir konusunu bu kadar öznel ve bu kadar başarılı birleştirdiği için gerçekten çok beğenerek dinledim, çok etkilenerek dinledim. Cüzdan bizim için neredeyse insanlık tarihiyle başlayan bir hastalık. Çok 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 eski çağlardan beri var. Orta çağda çok su yüzüne çıkıyor denebilir çünkü büyük salgınlar oluyor ve resme yansıyor. Birçok yerde cüzdan adaları kuruluyor 13. 14. yüzyılda ve bu insanlar Mycobacterium lepra tarafından oluşturulan bu hastalığa sahip insanlar tecrit ediliyorlar. Hı-hı. Bir anlamda ilk karantina uygulamalarının da örneğini teşkil ediyor bu adalar. O görsellerin içinde de zaten böyle bir dolu cüzdanlı hastanın yattığı bazı odalar falan görüyoruz. Evet. Hı-hı. Tıp tarihinde cüzdama aynı zamanda miskin hastalığı denir. Çünkü zaten cüzdan deriyi, çevresel sinirleri, solunum sistemini ve gözü tutan bir hastalık. Ve tuttuktan sonra özellikle ileriki dönemlerde yaptığı deri lezyonları kişiyi oldukça çirkinleştiren, hatta korkunç hale getiren bir hastalık. O anlamda da insanların orta çağlardan itibaren hep kaçtığı, görmek istemediği, dokunmak istemediği bir hastalık grubu ve çok temel romanlara, filmlere konu olmuş bir hastalık. Film dedin, benim böyle bir çocukluğumdan hatırladığım bir film var. Türk sinemasında ismi Hazreti Rabia olması lazım. Hülya Koçyiğit'in oynadığı. Hülya Koçyiğit işte bu tarihi İslam dini için önemli olan Hazreti Rabia kişiliğini orada canlandırıyor ve bir noktada çölde cüzdanlı bir ekiple, bir insan grubuyla karşılaşıyordu. İşte orada artık kimse onları toplumda dışlandıkları için kendi kendilerine yaşayan bir grup insan ve işte Hazreti Rabia kutsal da bir kişi olarak onlardan hiç korkmuyordu. Hatta yüzlerine dokunarak iyileştiriyordu. Böyle bir sahneyi bana hatırlattı zaten bu iş. Hani senin anlattıkların aslında cüzdanlı hastaya evet. dokunabilmek kolay iş değil. Evet. Gerçekten çünkü oldukça dejenere bir cilt görüntüsü. Hı-hı. Dediğim gibi yani insanların korkup kaçabileceği nitelikte korkunç bir cilt görüntüsü. Beni Marina'nın işinde en çok düşündüren bir başka nokta da işin ismi. Cildimde evet. yanma değil, cildimde anma var diyor. Esasında büyük annesindeki cüzdan lekelerinden başlayarak kendi vücudunda ona acı vererek çıkan bir folikülün onda uyandırdığı anmayı bize vurgulayarak bir hastalığın da ailesel çizgide bir miras olarak ne kadar önemli bir iz olduğunu, ne kadar önemli bir komponent, bir boyut olduğunu düşündürüyor. Hı hı. Cildimde anma var kısmı beni çok düşündürdü. Aynı zamanda ben bir de kısmını beğendim. Orada görselleri biraz şeffaf asetat kağıdına yerleştirmiş. O da biraz ciltle ilgili bir referans gibi geldi bana. Hatta oradaki görsellerin tam olarak net olarak belli olmaması üzerinden de yine bu hastalıkla bağlantılandırdım. Bilmiyorum sen oradan herhangi bir
okuma yaptığını. Tabii ki cildimiz esasında bizim ruhumuzun da bir yansıması, bir anlamda geçirgen, bir anlamda çok korunaklı. Yani bizim esasında içimizdeki iç organlarımızın dışında bir kapatan, tamamen bir palto gibi saran bir korunaklı bölge ve burada dışa yansıyan her şey bir anlamda içimizin de dışa yansıması gibi düşünülebilir. Hı-hı. Ve Marina'nın anılarının dışa yansıması, evet biraz yanmalı ve acılı bir süreç ama bunun arkasında bir takım acılı ayrılışlar ve göç olayları da ilişkilendirilmiş. Ben metnini çok beğenerek dinledim. Dinlediğinizde zaten senin de söylediğin gibi bütün o görseldeki resimler, fotoğraflar tek tek anlam buluyor. Açıklanıyor. Evet. Bir sonraki işe gelecek olursak, o da Nilvar Güreş'in iki ayrı işi var aslında. Biri Hemşire ve Bahriyeli, 2019 yapımı bir kolaj ve yerleştirme diyebiliriz. Bunu Amerikan Hastanesi'nde biraz zaman geçirdikten sonra yapıyor Nilvar. Bu arada Nilvar benim çok beğendiğim bir sanatçıdır. Türkiye'deki güncel, yani bu bizim jenerasyon diyeyim, genç sanatçılar içerisinde işlerini çok beğendiğim ve gerçekten de hani heyecanla takip ettiğim bir sanatçı. Bu işi de bana çok heyecan verdi. Burada bir hemşire figürünü görüyoruz ama hani alışık olduğumuz gibi ilk aklımıza geldiği, yani hemşire dediğimizde genellikle bir kadın çağrışır gözümüzün önünde ama biz burada biraz androjen bir erkek görüyoruz ve bir yatağın üstünde hasta var ama o da biraz BDSM sahnelerine referans verecek şekilde kelepçelerle bağlı ve biraz sürreal bir ortam var. Aynı şekilde kolajın altında da bir yorgan bulunuyor ve bu yorgan üzerinden ben biraz şey düşündüm, bu cinsel kimlikler, kadın ve erkek bize toplumda verilen roller ve bu rollerin dışında bir şey yaşanmak istendiğinde, bunun dışında bir tercihe gidildiğinde bunun ne kadar zorlanması ve biraz yorgan altına itilmesi veya oralarda yaşanmak zorunda bırakılması gibi meseleleri bana düşündürdü. Yine bu hemşire meselesiyle bağlayabileceğimiz ikinci bir işte kelebekler. Orada da bu üçlü bir yerleştirme. İlk önce Türkiye'de rahibe işi dediğimiz iki tane mendil görüyoruz ve Nilvar bu iki mendili yan yana yerleştirmiş ve biraz da iki rahibenin birbirine muzipçe gülümsemesini andıracak bir şekilde onlara göz ve ağız çizmiş. Daha sonra 1700'lerde yapılmış bir eskiciden bulduğu bir resmi koyuyor. Burada da bir rahibenin dua ettiğini görüyoruz. Önünde de uçuşan kelebekler var. Bu kelebekler de yine az önce bahsettiğim hemşire ve bahriyeli işine aslında bağlanıyor bir anlamda. Çünkü trans hareketin önemli sembollerinden biridir kelebekler. Ve bu yerleştirmenin en sonunda da hastanelerde gördüğümüz bu ilaç şişelerini andıran plastik bir kabın içinde bir tırtıl, bir ipek kozası görüyoruz. İşte bir tırtılın kelebeğe dönme anında o plastiği bir parça dönüştürmüş bu kelebek ve o da birazcık yine bir transın dönüşümünü insana düşündürüyor. Bütün bunlar üzerinden, bu tabii çok yüklü bir konu, bunun hakkında belki uzun uzun başka videolar da çekmemiz lazım ama senin bir hekim olarak ne söyleyeceğini merak ediyorum bu işler hakkında. Esasında ben baktığımda derin bir iç çektim. Yani ah Nilvar ah demek istedim. Değindiği konu o kadar geniş, o kadar hassas, o kadar üzerinde uzun konuşulması gereken bir konu ki bir kere muhteşem bir iş diyerek başlamak istiyorum. Çünkü ilk işten yola çıkarsak gerçekten çok fantastik bir alan haline resmedilmiş hastane. Bir hastaneden çok bana bir festival alanını düşündürdü. Özellikle kolundaki serum, normalde serum şişesini taşıması gereken o androjen hemşirenin bir balon taşıması ve esasında erkek hemşire olduğu halde işte o gördüğümüz öğeler ve daha sonra etrafa yerleştirilen bütün objelerle bir kere hastanenin o metalik duygusundan sıyrılıyoruz. Uzaklaşmış. Tamamen uzaklaşıyoruz ve altındaki yorgan ise sen gizlilik dedin. Evet, gizli konuşmayı, bazı konuşulmaktan çekinilen konuların belki rahat konuşulduğu bir ortamı simgeliyor. Benim için ise
kendi kişisel hayatımdan bir dönemi düşündürdü. Çocukken hep yorganın altında ağlardım mesela. Hı-hı. Bana korunaklı gelirdi. Dışarının bana ulaşamayacağı, insanlardan rahat kopabildiğim bir alan. Kötü ya da duyulmaması gereken konular, haberler yorgan altında konuşulur gibi. Sanki bu cinsel kimlikler, farklı tercihler meselesi de hep bir korunaklı alan gerektiriyor. Korunaklılık ihtiyacı hissettiriyor. Bana bu birinci iş bunu düşündürdü. Esasında ne kadar daha yüksek sesle toplum içinde konuşulması gereken konular artık. Başımızı asla çeviremeyeceğimiz, çevirmememiz gereken konular. Bölüyorum. Bir de şunu detayı ben söylemeyi unuttum. Aslında Türkçedeki hemşire kelimesi Farsçadan girmiş bir kelime ve kız kardeş anlamına geliyor. Hatta bizde de bir dönem erkek hemşireler olduğu zaman biz onlara kadın hemşire, erkeke hemşir mi desek gibi bir tartışma doğmuş. Kevser bana bunları anlattı, serginin küratörü. Ama sonradan erkek hemşire demek de karar kılınmış ve aslında bir sonraki iş Kelebek'teki rahibelere de bu hemşire, sister anlamında öyle bir ikisinin bağlantısı da var aslında ve bu cinsel kimliklere gönderme yapması isim üzerinden de aslında tabii, işte devam kesinlikle ediyor. Kesinlikle. Almanca'da da Schwester mesela, yani kız kardeş demek. Onda da aynı. Birçok kültürde hep bir kız kardeş ve tamamen kadın kimliği üzerinden kurgulanmış bir meslek hemşirelik. Üçüncü işi sen anlattın, bu kelebek ve rahibe meselesi. Bir sonraki videolarımızda belki bu konuya daha yoğun değinmeliyiz ama Nilbar'ın işi çerçevesinden şunu söylemek istiyorum. Rahibeler çağlar boyunca, tarih öncesi devirlerden başlayarak esasında bu bakım işinde hep öne konmuşlar ve görev yüklenmişler. Hekimlik her zaman erkeklere bırakılmış ama bakım verme işi tarih öncesi devirlerden itibaren kadınların görevi olmuş. Özellikle tarih öncesi çağlarda kutsal hastalık kavramı oluştuğunda, yani nedir bu kutsal hastalık kavramı? Çünkü hastalığın tarih öncesi devirlerde bir tanrılar ve tanrıçalar tarafından gönderilen ceza olduğu düşünüldüğünde ve bu hastalığı yenebilen hastalar, özellikle epilepsi özelinde tıp tarihi için önemli bir ve farklı bir konu bu. Kutsal hastalıkların bakımında hemen kadınlar görev almış ve daha sonra üç kitaplı dinde de bu din kavramı ve rahibelik kavramı, rahiplik kavramı sistematik hale geldiğinde bakım işi otomatik olarak rahibelerin işi haline evet. gelmiş. İyileştirenler, doktorlar, bakanlar, rahibe, kadınlar gibi bir erkek ve kadın şeysi böyle bölünmüş diyorsun. Tamamen öyle. O anlamda rahibelerin bakım verici rolü ve kilise bahçelerinde yetiştirilen şifa bitkileri, hortuli adı verilen, orta çağda hortuli adı verilen bu şifa bitkileri bahçelerinin bakımı da yine rahibelerin üzerinden yürütülüyor. Rahibeler o bitkileri topluyorlar, kaynatıyorlar ve işte o manastır hastanelerinde yatan hastalara içiriyorlar. Dolayısıyla o rahibelik kavramı yine Nilbar'ın işinde birbirine muzip gülümseyen ve unutuyorsunuz ama bizim bakım vermek dışında bir de cinsel hayatımız var vurgusu diyen, evet. diyen enteresan bir muzip gülümseme çok etkileyici gerçekten. Evet. Bir sonraki işe geçelim. Bu da Deniz Gül'ün İrtifa isimli bir işi. O da 2019 yılında. Yani aslında bu sergide Alican'ın işleri dışında bütün işler zaten sergi için özel yapılmış. Burada biz bir buzdolabı görüyoruz. Aslında cam bir bölmesi var üstünde. İçinde bir buz kalıbı var. Altta da buzdolabı var ve buzdolabı kısmı da bakır bir şekilde kaplanmış. Deniz Gül burada 3 ayrı ustayla çalışmış. Hem buzdolabından, buzdan anlayan, hem bakırdan anlayan, hem camdan anlayan ve buradaki buz kütlesi sergi boyunca mümkün olduğunca yavaş eriyecek, erimeyecek şekilde aslında düşünülmüş. Ve hani belki çok daha büyük bir müzede ve hani ısı şartlarının çok daha kontrol edilebildiği bir yerde belki çok daha yavaş erirdi. Bu sergi sırasında biraz daha hızlı erimiş. Şu an İstanbul'da da sıcak bir havada olduğumuz için zaman zaman değişiyor oraya. Eğer sergiyi seyretmeye giderseniz belki büyük bir halini veya biraz daha erimiş bir halini görebilirsiniz. Aslında bu iş yani ekolojik birçok okumaya açık olmakla birlikte ben yine etten kemikten başlığı üzerinden bedenimiz üzerinden düşündüğümde yani bir insan bedeninin hani metaforları olarak görüyorum. Hani biz ne kadar uğraşsak da etsek de
işte ölümü ve yaşlanmayı geciktirmeye çalışsak da hani durduramayacağımız bir şekilde zaman ilerledikçe aslında o yaşlanmanın ve tükenmenin devam etmesini biz o buzdolabındaki buz üzerinden görebiliyoruz diye ben düşündüm. Bilmiyorum sen nasıl yorumladın, neler söyleyeceksin? Benim kafamda ilk beliren düşünceyi paylaşmak istiyorum. Deniz'in işini gördüğüm anda bizim tıp etiğinde çok tartıştığımız, bu belki duymuşsunuzdur, Sirionic Institute var Amerika'da. Yok. Enteresan bir hikayesi var. İlk önce esasında 1800'lü yıllarda bu Amerika'nın kurulmasında önemli Benjamin Franklin başkanın girişimiyle de ilk tohumları atılmış bir kuruluş bu. Benjamin Franklin o dönemde ölümsüzlük üzerine çalışan bir bilim adamına bir mektup yazıyor ve diyor ki bu ölümsüzlük konusuna ilginç. Ben Amerika'nın bundan 100 sene sonraki halini görebilmek için şu an ölüp o gün dirilmeyi ne kadar isterdim? Bir gün bile görebilsem 100 sene sonraki halini. Bu konuda hiçbir umut yok mu diye bir mektup yazdığını görüyoruz. Daha sonra Sirionic Institute adı altında bir kuruluş oluşuyor. Şu anda da web sitelerine girdiğinizde sizi karşılayacak olan başlık Welcome to your future, geleceğinize hoş geldiniz. Buradaki olay şu, ölmüş bedenleri bu hayvanlarda gördüğümüz hibernasyon dediğimiz düşük ısıda uzun süre uyuma prensibinde olduğu gibi ölü bedenleri düşük ısıya getirip çok uzun süre muhafaza etmek, 100 yıl, 200 yıl ve geleceğin teknolojisiyle kök hücre teknolojisi çok geliştiğinde ve belki bütün organlar yenilenebildiğinde özür dilerim, bütün hastalığın, ölen kişinin hastalığı neyse ya da ihtiyacı neyse ona göre o organlar yeniden yapılıp takıldığında bu insanların tekrar hayata döndürülmesi söz konusu. Şu anda başka bu Sirionic Institute ilk kurulan ama başka enstitüler bu aynı prensiple ilerleyen ve olayı birazcık ticarete dökmüş kuruluşlar da var. 100 bin dolar gibi bir para veriyorsunuz ve bu para karşılığında ölümden sonra sizi dünyanın neresinde olursanız olun gelip alıyorlar. Aldıkları anda o donma işlemine maruz kalıyorsunuz ve o şekilde o kuruma ulaşıyorsunuz. Tıp etiği açısından birkaç hemen sorun geliyor insanın aklına. İnsanları bu kadar büyük miktarda paralar ödeyip bir bilinmeyeni sürükleme hakkımız var mı? Yani bir anlamda bir umut tacirliği yapma hakkımız var mı? İkincisi, bu insanlar gün gelip de gerçekten uyanırlarsa, uyandırmayı başarırlarsa, evet, nasıl bir dünyaya uyanacaklar? O anda içinde bulundukları ortam, o yüzyıl onları mutlu edecek mi? Nasıl bir infiale sürüklenecekler? Belki de bunlar düşünülmeden böyle bir girişimde bulunmak ne kadar sorumlu acaba gibi birçok soru ile mücadele ediyor tıp etiği şu anda. Hiç dondurulup uyandırılan kişi var mı diye sorabilirsin. Dondurulup uyandırılan kişi yok ama dondurulup uyandırılan köpekler var. Bu da zaten bu enstitülerin devam etmesinin ana çatısını oluşturuyor. Yani bu örneklerden yola çıkarak hala varlıklarını sürdürüyorlar. Deniz'in işi bana derhal bu Sirionic Institute ve bunun etrafında dönen etik tartışmaları düşündürdü açıkçası. O da gerçekten enteresan yani anlattıkların ve hani bu sanat ve teknolojinin bu anlamda birbirine ilham verici şeyler haline gelmesi de yani burada senin bu sanat işinden yola çıkarak bu tür bir şeyi hatırlaman da bence o ilişkiyi bize yeniden düşündürüyor. Bir sonraki, son olarak bahsedeceğimiz işte Laurie Charles'ın iki tane resmi. Bunlar 15. yüzyıldan iki gravürün sanatçının kendi yorumuyla yeniden yaptığı halleri. Aslında kendisi hastanede çok vakit geçirdiği için oradaki hastane perdelerine resimler yapan bir sanatçı ve bir süre sonra bunu kendi pratiği haline getiriyor. Biraz duş perdesine, biraz bu hastane perdelerine benzer kumaşlara yapıyor resimlerini. Burada da Eczacı ve Anatomik Diseksiyon isimli iki ayrı resmini görüyoruz. Gravürlerde tabii ki de aslında az önce de konuştuğumuz gibi bu 15. yüzyılda yapılmışlar ve tabii ki doktorlar ya da ilaç yapan hekimler bunlar erkek ama sanatçı burada bütün erkek figürleri kadına çevirdiği birer resim yapmış ve birazcık bu bahsettiğimiz meseleye ki belki günümüzde de hala
bir parça devam ediyordur diye düşünüyorum. Kadın erkek egemen olması bu tıp sektörünün diyeyim. Biraz bunu eleştiren bir şekilde sanatçı buna yaklaşmış. Sen ne düşündün bu resimleri gördüğünde? Esasında yine işte bu biraz önce konuştuğumuz tıptaki erkek egemen hekimler, erkeklerin hekim olduğu ve işte bakım veren hemşirelerin kadın olduğu bir yapılanma çok köklü. Ve tıp fakültelerine kadınların kabul edilmesi çok çok yeni. Biz çok mutluyuz, mutlu olmalıyız. Çünkü dünyadaki birçok ülkeden çok daha önce Türkiye'de hekimler, kadın hekimler eğitim hayatlarına başlayabildiler. Ve Türkiye'de kadın hekim olmak aslında Cumhuriyet'in yaşıyla eşdeğer. Türkiye ismini aldığımız 1923'lü yıllarla eşdeğer tarihlere rastlıyor. O zamana kadar Türkiye'de de kadın hekim görmüyoruz. Çünkü eğitim kadınlara kapalı. Eğitimin kadınlara kapalı olması yine işte o milattan önceki yıllarda Hipokratik hekimlik çağından itibaren babadan oğula aktarılan bir hekimlik pratiği görüyoruz. Ta ki Hipokrat ve ünlü Mısırlı hekim İmhotep bu sanat, bu disiplin, bu meslek babadan oğula aktarılamayacak, sadece baba oğula aktarılıp bir aile içinde bırakılamayacak kadar özeldir ve önemlidir. Ben sanatımı bunu yapmaya muktedir, bunu yapmaya istekli ve yetenekli bütün erkeklere öğreteceğim diye tıp eğitimini başlatıyorlar ama yine kadınlara kapalı. Yani Hipokrat'a ve İmhotep'e kadar, İmhotep M.Ö. 2700, çok daha önce Hipokrat M.Ö. 400'lü yıllar. Onların ama İmhotep'ten sonra yine kapanıyor. Değil, yine babadan oğula aktarılan ve sadece aile içinde kalan, kulaktan kulağa aktarılan bir bilgi akışı söz konusu. Hipokrat'tan itibaren orta çağlar boyunca ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923'lü yıllara kadar birçok ülkede kadınlara kapalı. Türkiye'de kadın hekimliğin tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihiyle eşdeğer, başlangıcı eşdeğer demek yanlış olmaz. Çünkü baktığımızda Balkan, Trablusgarp ve Birinci Dünya Savaşları'ndan sonra erkek hekim ihtiyacı ortaya çıkınca erkekler savaşa gidiyor vesaire. Artık müthiş bir ihtiyaç var. Zaten hevesli olan kadın öğrenci adayları, kız öğrenci adayları derhal bu fırsatı değerlendiriyorlar. Ve 1922 yılında İstanbul Darülfünun'u, o zaman adı Tıp Fakültesi'nin, eğitime başlıyorlar. Bu eğitim 6 senede tamamlayıp 1928 yılında mezun olan, Türkiye'den mezun olan kadın hekimlerimizi görüyoruz. Fitnat Celal gibi, Sabiha Süleyman gibi, Suat Rasim gibi. Fakat bu arada Safiye Ali'yi söylemeden edemem. Safiye Ali de aslında bu öğrencilerden çok daha önce tıp fakültesine girmek için uğraşmış. Ancak sonuç alamayınca ailesi tarafından Almanya'ya, Würzburg şehrine tıp eğitimine gönderilmiş bir hekim. Oradan mezun olup ülkeye dönüyor, buraya dönüyor ve burada hem hocalık yapmaya başlıyor hem bir kadın hastalıkları uzmanı oluyor. O anlamda Türkiye'nin ilk kadın hekimi esasında Safiye Ali olmakla birlikte Türkiye'deki bir fakülteden mezun olarak da bu saydığım diğer isimleri görebiliyoruz. Şu andaki tıp fakültelerine baktığımızda Rümeysa, inan kadın öğrenciler erkeklerden daha fazla. Süper. O zaman yani sanatçının aslında çiziminin gerçekte bir yansıması var, en azından. Sadece cerrahi branşlarda gördüğümüz ve yine feminist bioetik kapsamında değerlendirilen bir takım sorunlar yok değil. Özellikle cerrahi branşlarda kadınların varlığı hiç kolay değil. Gerek sağlık mensubu meslektaşlarımızdan bazen hastalardan alınan enteresan tepkiler olabiliyor. Bununla ilgili yayınlar var. Benim Koç Üniversitesi'nden çok sevdiğim bir öğrencimin, Esra Bilir'in yazdığı enteresan bir makale var. Mesela Türkiye'de kadın hekim olmakla alakalı. Ve dünya literatüründen de birçok örneğini görmek mümkün. Bu anlamda sanatçının kadın hekim özlemini şiddetle alkışlıyorum. Dediğim gibi sergide 13 tane iş var. Biz bunlardan 5 tanesini konuşabildik. Bayağı da uzattık bu videoyu. Ben 27 Temmuz'da bitecek bu sergiye gidip görmenizi öneririm. Ayrıca serginin küratörü Kevser Güler aslında bunu tek bir sergi olarak kurgulamamış. Bir sergiler dizisi, Etten Kemikten isimli bu.
Eş zamanlı olarak Bilsart'ta da 15 gündür Çınar Esley'in Zemin Prolog isimli bir videosu yine beden konulu gösterildi. Ancak şu an Linda Dement ve Nancy Mora Flood'un bir Amerikan hastanesi Operation Room'da gördüğümüz bir fotoğrafın, hatta bu fotoğrafı poster halinde sergi gezenler yanlarına da alabiliyor. Bilsart'ta da bu fotoğrafın performansının videosunu seyredebilirsiniz. Her ikisi de 27 Temmuz'a kadar devam ediyor. Amerikan Hastanesi Operation Room Nişantaşı'nda, Bilsart'ta Şişhane tarafında görebileceğiniz bir galeri. Bu arada Kevser'le konuştuğum zaman bana şunları da söyledi. Bu sergi evet insan bedenine odaklanıyor şu an. Ama o etten ve kemikten sergi serisinin devamında aslında teknolojinin insan bedenine etkisi, hatta insan olmayan bakteriler, hayvanlar, bitkiler gibi bedeni çok daha geniş bir şekilde düşündüğü yeni sergiler de yapmayı planlıyor. Onları da umarım gelecekte seninle beraber konuşuruz. Umarım, seve seve. Videoyu beğendiyseniz beğendim butonuna basabilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca isterseniz Çok İyi İşler'in Instagram yayınını da Instagram'dan aynı isimle takip edebilirsiniz. WhatsApp üzerinden benim her gün gönderdiğim bir sanat içeriğini almak için de 0530 407 9122 numarasına bana da sanat diyebilirsiniz. Bu yayında haftada bir de Elif'in seçimiyle oksitosin başlığıyla tıp ve sanatın kesiştiği noktalardan içerikler gönderiyoruz. Onları da almak isterseniz bekleriz. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Çok teşekkürler.